İyi akşamlar, iyi pazarlar. Ankara günlüğünde CNN Türk Ankara stüdyolarında karşınızdayız. Ben Hande Fırat, Utku Çakır Özer ve Hüseyin Yayman'la birlikte bu haftada Ankara günlüğüne başlıyoruz. Yeniden iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam konuğumuz HDP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sırrı Süreyya Önder. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündem yoğun. Aslında çözüm sürecine ilişkin çok fazla sorumuz var. Tabii gündemdeki diğer başlıklara ilişkin internet düzenlemesi tartışılıyor. Diğer taraftan MİT teklifi düzenlemesi mecliste şu saatlerde de komisyondaki çalışmaları sürüyor. Hepsini soracağız ama yerel seçimlerle başlayalım. Kadıköy'de sizin seçim otobüsünüze yönelik saldırı. Ardından bugün Urla'daki olaylar. Dikkatle takip ediliyor. Şimdi kim yaptı, nasıl oldu, hem bu konuda bilgi alalım hem de izleyicilerimiz çok sayıda şu yönde mesaj yazmışlar. Hassas bir yer Urla. Karadeniz'de de aynı şey olmuştu. Acaba neden Urla'yı tercih ettiler diye de soruyorlar. Olur. Güzel bir soru. Çekilelim mi biz bu ülkeden? Bölünsün mü bu ülke? Bunu mu istiyorlar? Ne işiniz var Urla'da sorusu ya da ne işiniz var Türkiye'nin X bir yerinde sorusu. Bu ülke bir an önce bölünsünün cisim bulmuş halidir. Bize bölücü diyenler utansınlar. Kimmiş bölmek isteyen? Kimse bu siyasal çizgi hiç kimseye ne işiniz var Diyarbakır'da dedim. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu gelip orada miting yapmadılar mı Sayın Erdoğan? Ne işiniz var Urla'da? Ne kadar ayıp bir soru, ne kadar bölücü bir soru. Şimdi tütününü toplamaya Kürt'ü çağıracaksın, 3.30 paraya çalıştıracaksın. Üzümünü toplamaya çağıracaksın, 3.30 paraya çalıştıracaksın. Zeytini toplamaya çağıracaksın. Bütün işini görmesini isteyeceksin. Sonra da sokakta görmeye tahammül edemeyeceksin. Bunun insanlıkla, vicdanla, bunun akılla, fikirle, vatanseverlikle birisi bağlantısını kursun. Ebediyen Urla'ya gidersek Urla bize haram olsun. Ne kadar ayıp bir şey. Necati Cumalı'dan utansınlar. Dert edeceklerse Urlalılar. Söyleyeyim ne işimiz var. Pahalı sitelere bütün tarım arazilerini peşkeş çekiyor sistem. Zamanında Urla'dan Pire'ye giden üzüm suyu diyeyim. Şu an Türkiye'nin bütün üretiminden fazlaydı. Kaç tane üzüm bağı kaldı? Birkaç tane zengin endüstriye gelip keyif için bağcılığı ihya etmeye çalışıyorlar. Zeytinyağı insanlığın, zeytin orada insanlığın tarihi kadar eski. Toprak Türk'ün, ağaçlar Rum'un derler zeytin ağaçları. Urla'ya gelen kaç nesildir Urlalı? Orada 3 nesil tapusu olan birisi var mı? Hele bir çıksın bak. Partilerden arayan oldu mu? Arkasında kim var? Bugün. Utku abi, böyle devam edeyim yani çok şeyim. Kimse aramadı. Kaç nesildir orada Urlalıyım diyen Urlalıymış. Hacı bir çıksın bana söylesin. Urlalılar Pire'de şimdi. Kimi kimin yerinden kovuyorsunuz? 100 kişi var orada, 1000 kişi saldırıyor. İnsanlık mı bu? Hüner mi? Biz gelmeyelim Urla'ya. Yarın öbür gün nana muhtaç olacaksınız. Ekmeğe gelecek bak bu siteler İzmir'in bütün zengini Çeşme'yi bıraktı şimdi Urla'ya hücum ediyor. Pahalı pahalı siteler bugün tarlasını, tapanını satıyor çünkü bu milliyetçi reflekslerle buna yönelenler, milliyetçi bir iktidar, milliyetçi ve sosyal demokrat bir iktidar el ele verdi. Oraya tarımı haram etti. Bunun için biz oraya geleceğiz. Bunun için Urlalılar en çok bize ihtiyacınız var. Kimin değneğini sallıyorsunuz?
Kemal Derviş'i bu ülkeye MHP ile sosyal demokratlar çağırdıklarında 10 günde 10 yasa şartını getirmişti. Bunun ikincisi, birincisi tütün ekiminin sınırlandırılmasına dair yasaydı. Bütün Ege geçimini ağırlıklı olarak Ege'nin bütün kırsalı incirden, üzümden ve tütünden sağlardı. Şimdi ekebiliyorlar mı? Marlboro ne verirse Virginia tohumu onu ekiyorlar. Sadır, fide var mı? Ekici borsası var mı? Baştan kaça vereceği belli, kaça aldığı belli. Ne çıkarsa baktına. Tarlalar işe yaramaz oldu. Çünkü girdisi çıktısını karşılamıyor. Hem de Kürt'ü çağıracaksın, orada ameleli getireceksin. Ondan sonra da gözünün önünde gözüktüğü zaman ben de oy kullanacağım, parti büromu açacağım dediği zaman daşı değneği alıp gideceksin. Vallahi çok istiyorlarsa Urla'yı terk edebiliriz. Bütün Ege'yi de terk edebiliriz. Ama akla ve vicdana sesleniyorum. Yerinizde olsam ipek halı serer. Bu insanlar orada kalırsa tehlike yok. Oradan giderlerse mum yakın derdinize yan. Bu mu sizin barış isteğiniz? Kardeşlik böyle mi sağlanacak? Kimse aramadı mı hükümetten? Utku demin sordu hiç ama bakanlardan aramadı. Da mı? Yani İçişleri Bakanı örneğin. Hiç kimse aramadı. Şimdi Kadıköy'de miting yaptım ben. Bayağı da kalabalık ama saldırıların bugün olmasının bir sebebi var. Bugün her yerde birden ben 15 gündür fiilen İstanbul'da ve bütün bölgelerimizde seçim çalışmamızı başlatmışız. Hiçbir kanalda görünür olamıyoruz. Bak yani akşam haber bültenlerini izliyorum. CHP'nin, AKP'nin, MHP'nin seçim kampanyaları, adayları az çok gösteriliyor. Sanki biz bu memlekette hiç kampanya yapmıyoruz. Yok. Fakat bir müddet sonra bu siz yok deyince yok olmuyor. Halkın oluk oluk teveccühü var. Adil Yurdu açıklamış. Esas patlama BDP, HDP'de diye. Gördüklerinizle o uyuşuyor o zaman. Çok uyuşur. Ben gün görende daha önce de gittim seçim çalışması yaptım. Daha dün ben gün görende 500 metrelik ya da 1 kilometrelik ana bulvarı geçip seçim büroma gidemedim. Halkın ilgisinden, teveccühünden. Karadenizlisi, Kürdü, Türkü, yoksulu, esnafı, herkes otobüsten indirdiler beni. Boynumuza sarılan sarılan. Esenyurt'ta bir büro açılışı yaptım. 11 bin kişi geldi. Bir seçim bürosu. Anefe'nin sitesinde var. Photoshop'ta yok. Olup olmadığını da anlarlar. 11 bin kişi bir tek bir seçim bürosu açılışında. Sultanbeyli hakeza. Gene öyle. E şimdi halk bakıyor. Bütün bu plastik adayları, hakikate hiçbir yerinden dokunmayan adaylara bakıyor. Bir de bize bakıyor. Hayatın içinden. Her zaman yanı başında. Her zaman her hak ihlalinde en önde görmüş onu. Bu beyler vekilliğin, seçilmişliğin çıtasını yükselttik biz bu memlekette. Hepsi bize mecliste sitem ediyorlar. Size kadar huzurumuz yerindeydi. Şimdi diyorlar ki bunlar hep meydanlarda, alanlarda nerede bir hak gaspı varsa orada. Siz niye hiç yoksunuz diye bize sitem ediyorlar. Vekillik nasıl olur? Siyaset, halkla beraber siyaset nasıl yapılır? Çıtasını yükselttik biz. Siz bu saldırıları da bu gelişmelere mi bağlıyorsunuz? Elbette ki bu gelişmelere bağlıyorum. Sebepsiz. Kim var arkasında Sürbey? Yani bu benim işim değil. Kimseyi töhmet altında bırakmayın. Kim var? Çözüm sürecini istemeyen kim varsa o var. Halklara karşı, inançlara karşı zehirlenmiş kim varsa o var. En aklı selim insanlar. İşte.
Birini söyleyeyim. Bir gazeteci, üstelik sosyal demokratın diye geçinen bir gazeteci, benim konuşmamla yan yana giren, Bağcılar'da yaptığım bir konuşmayla yan yana giren Öcalan posterini bir nefret söylemi gibi, bununla mı Türkiye solunu birleştirecek, bununla mı Türkiye'yi birleştirecek mealinde tweetler atıyor. Bunlar onların doğal yansımasıdır. Kendinize gelin. Herkese söylüyor. Yeter artık yani. Biz bu kadar demokratik terbiyeyle, bu kadar barışın arkasında duracağız. Bunun için gecemizi gündüzümüze katacağız. 10 tane söyleyeceğimize bir tane söyleyeceğiz, 9'unu içimize atacağız. Bizim dizimiz toprağa değmez. Bunu kimse bizden beklemez. Hiç diz çökmeyiz biz. Bizim boynumuz kesilir ama eğilmez. Kimse bizden bunu beklemez. Ve bu demokratik siyaset arzusuna, bu barışa saygı göstersinler. Hiçbir şey için değilse kendi evlatları için. Askerden kaçırmak için ne yapacaklarını bilemedikleri kendi evlatları için. 1,5 senedir El İnsaf bu memlekette evlatlarımızdan yalnız selamlarını gönderen, iyi haberlerini gönderen mektupları alıyoruz. Bundan 1,5 sene önce bütün anaların evladı askerde, dağda olan olmayan, bütün anaların gece uykusu haramdı. Evladımdan karalı bir haber gelecek mi diye. Şimdi mektup bekliyorlar. Bunun bir kıymeti yok mudur? Ey insanlık! Bunun sizin nazarınızda bir kıymeti, harbiyesi yok mudur? Ben bu süreçte ilk kez bu kadar endişeli görüyorum, tedirgin görüyorum sizi. Bu endişe, tedirginlik... Ve çok duygusal... Duygusal, evet, konuşuyorsunuz. Ne yapalım? Şimdi gün geçmiyor, suikast ihbarları gelmez. Sürece bir şey olacak diye endişemiz. Suikast ihbarı sizlere mi? Hepimize, süreçte rol alan herkese suikast ihbarlarından geçilmiyor. Bunlar alenileştiriliyor artık, gazete köşelerine düştü bunlar. Şimdi bu ülkedeki demokrasinin ya da sömürünün yumuşak karnı. Yıllarca bu savaşla bütün bu sömürüyü, bütün bu bezirganlıkları, bütün bu nefret söylemlerini bu savaşla gölgelediler. Sütre gerisini attılar. Türk esir olmuş, yani Kürt esir değil, Türk esir olmuş. Hep diyorum, hacir altında, önünde Kürt'e düşmanlıktan başka hiçbir alan yok. Dört yandan kuşatılmış. Aklı başında, El İnsaf ya, Müslümanım diyen Kürt'e nefret söylemini kusuyor. Sosyal demokratım diyen Kürt'e öfkesini kusuyor. Nedir bu? Bir gün alır başını gider, 7 cihan bir araya gelse getiremezsiniz. Vakit çok geçmiş olur. İşte buradan söylüyorum ya, bugüne kadar hep içime attım. Yapmayın. Söyleyecekseniz hayır söyleyin. Şer söyleyecekseniz bari susun. Kendi evlatlarınızın canını da mı düşünmüyoruz? Hürri Bey, kampanyanın devamında saldırılar devam ederse diye koruma istediniz mi? Hükümet sorumluluğunu yerine getirebiliyor mu bu saldırılarda? Hükümet zorla bize koruma verdi. Ben koruma moruma böyle işleri, böyle bir hayatı kendim için tahayyül bile edemiyorum ama hükümet diyor ki çok ciddi istihbaratlar var, çok ciddi bilgiler var. Kadıköy'de, Urla'da yeterli tedbir aldılar mı? Mesele tedbir meselesi değil. Ne olur ki ya, eğer benim ölmemle ya da bir başka arkadaşımızın ölmesiyle olacaksa söylesinler, kendimizi biz öldürürüz ya, bu memleket düzeleceksin. Ne olur yani, benim soyka canım yaşasan olur, yaşamasan olur. Şimdi nemiz kalacak size. Büyük bir kin, büyük bir öfke ve onulmaz yeni bir savaş. Bunu mu istiyorsunuz? Kürt'ü cehenneme gönderemezsiniz. Bileti 2 kişilik. Giderken sizi de koluna takar götürür. Aklınızı başınıza toplayın. Aklını herkes başına toplasın. Hükümeti, muhalefeti, kurumları, herkes aklını başına toplasın. Öyle Kürt'e cehennem size cennet, solcuya cehennem size cennet, böyle bir şey yok.
Bileti iki kişilik. Hep beraber gideriz. Ya hep beraber bu ülkeyi bir cennet bahçesi yapacağız. Bir Gülistan olacak. Bu gök kuşağının altında solcusu, sağcısı, Müslümanı, Kürdü, Alevisi kardeşçe yaşayacağız. Ne mani buna? Sizin o nefret dolu, ayrılıkçı zihinlerinizden ve nefret kokan yaklaşımlarınızdan başka ne mani? Yarın savaş başlasa kim Kürtlere diyecek ki bunun vebali sizdedir? Bunlara soruyorum. Ha bu saldırıyı tezgahlayanlara. Kim diyebilir? Lice'de provokasyon oldu. Gever'de provokasyon oldu. Paris'te provokasyon oldu. Hep umdular ki Kürt bozsun yine şeytan taşlar gibi Kürt'ü taşlayalım. Paris'teki provokasyonu kim yaptı Sırrı Bey? Ben ne bilebilirim? Çok şey yazılıyor, çiziliyor. Bir fikriniz vardır herhalde. Var, ne bilebilirim? Bir fikrim olsa bunu hemen dile getiririm. MİT'in yaptığı yönündeki iddialara katılıyor musunuz? Bir iddia, bunun gibi yüzlerce iddia var. Odur ya da değildir. Sordunuz mu adaya gidip geliyorsunuz? Deme şeyimiz yok. Sordunuz mu adaya gidip gelme sorduk şansınız tabii. Var? Bizle bir ilgisi yok diyorlar. Ne yapalım? Biz gidip MİT'in içinde soruşturma mı yapacağız yani? Biri peki, söyler şu dini gibi, biri inanır imanı gibi. Çok özür dilerim. Şöyle yapalım isterseniz. 15 dakika, 20 dakika kadar yerel seçimle gidelim. Çözüm sürecine topluca öyle geçelim isterseniz. İzin verirsen ben Sırrı Süreyya Önder'i... Barışık gidelim böyle. Sırrı Süreyya Önder'i uzun zamandır tanıyorum. Siz bir gönül insanısınız, çelebi bir insansınız. Ama ilk defa sizi bu kadar duygusal, bu kadar gerilimli ve bu kadar karamsar ve müteessir görüyorum. Yani biraz anlattınız ama yani sizi böyle bir duygusal savrulmaya iten nedir Sırrı Süreyya Önder? Bir, öfkeliyim ama karamsar değilim. Gerginim çünkü evlatlarımızın hayatı söz konusu. Biz bu ülkeye bir söz verdik. Barışı getireceğiz dedik. Analar başını akşam yastığa rahat koysun dedik. Tuzsuz Deli Bekir'e atfedilen bir anekdot vardır. Girer mahalleye, bilmem neler diye küfürü basar. Sırayla ışıklar yanar, kim bu diye. Bakar ya ne kadar çokmuşsunuzdur. Bir barış dedik, ne kadar leş kargası varmış bu memlekette. Ne kadar üşüştüler bunu tekrar savaşa çevirmek için. Ve şu hastalık hiç bitmiyor. Herkes Kürt'e akıl veriyor. Herkes HDP'ye, BDP'ye, sosyalistlere, solculara akıl vermekle meşgul. Onu yapmayın, oraya gitmeyin, burada ne işiniz var? Bunu asla söylemeyin ya da bunu niye yapmıyorsunuz, buna niye sövmüyorsunuz, bunu niye dövmüyorsunuz diye. Yeter artık. Yani bu hiyerarşik, bu üstenci, kendini böyle zillullah fil alem, gökten zembille inmiş, haşa Allah'ın yeryüzündeki gölgesi gibi gören anlayıştan ikrah geldi. Ne işiniz var Urla'da ya da bu memleketin herhangi bir yerinde söylemi çok tehlikeli bir söylemdir. Bizim çekilmemiz 2 dakika sürer. 2 dakikada çekiliriz. Pisliğinizle boğulun deriz bu leş kargalarına. Kim yapıyorsa bunu. Ama bu ülkeye yazı vurur. Bu ülke kimse için emin bir yer evet, haline gelmez. Böyle konuştuğunuzda insanlar sanki böyle tehdit gibi. Ne demek gibi tehdit? Bize ne işiniz var Urla'dayı ben nasıl cevaplayabilirim? Ben insanları tehdit edecek birisi miyim? Benim hayır, siyasal çizgimde. Sizin böyle bir söyleminiz, ben, böyle bir siyasi üslubunuz yok. Bunu onun diyorum için. İnsanlara bunun tehlikesini anlatmaya çalışıyorum. Başka nasıl kavratabilirim? Çekilin diyorsanız çekilelim. Bölen siz olmuş olursunuz. Yıllarca bu yaftayı bizim boynumuza astınız. Bırakın orada ne yapmışız? Kimin emeğine tenezzül etmişiz? Kimin hakkını gasp etmişiz? Kimin huzurunu kaçırmışız? Ne yapmışız biz? Türkiye'nin dört bir yanına üstelik bu insanlar niye gelmişler oraya? Bu insanları sen 4000 köyü bir gecede çorabını bile giymeden boşalttırmışsın. Köyünü yakmışsın, davarını yakmışsın. İzzetiyle şerefiyle oynamaya kalkmışsın. Dışkı yedirmişsin. Çocuklarına tecavüz etmişsin. Kalkmış kendini buralara atmış.
Yaşadığı yerlere sen 1000 yıl geçti adımını atmaz. Bu zillete katlanmış, bugün de orada ben de bu seçimde oy kullanacağım diyor ya. Buna kim, hangi akıl, hangi irade bu muameleyi reva görür? 100 kişiye 1000 kişi. İnsan mısınız siz? İnsanlıktan şöyle zerre-i miskal nasibiniz olsa böyle bir şey yapabilir misiniz? Başka bir şey söyleyeyim. Sizin burnunuz kanasa, o Kürt evini, çoluğunu, çocuğunu bırakır, sizle ekmeğini bölüşür. Gidin de irfan öğrenin. Yapmıştır da. Bu mu sizin geleneksel misafirperverliğiniz? Yeri geldi mi kendimize 40 bin tane şey atfediyoruz. Biz şöyle misafirperveriz, böyle insan severiz. Bu mudur? Çekilelim Urla'dan, güzel. 100 aile, biz oradan çıkalım. Siz de rahat edin. Dar yeriniz geniş olsun. Yalnız bize mi yapıldı bu? Romanlara yapılmadı mı? Bu ırkçı kafa, bu ayrımcı kafa, bu kendinden olmayanı düşman gören kafa Alevilere yapılmadı mı? Nereye kadar gideceğiz bununla? Biri bana söylesin. Nereye kadar gideceğiz? Söylesinler, biz de onların dediği gibi yapalım. Var mı bunun bir sonu? İnsan olsun herkes biraz. Şöyle bir dursun. Seçim ya bu. Seçim. Ben yolumun üstündeki bütün siyasal parti bürolarına ziyaret etmeden, selam vermeden geçmiyorum. Birkaç tane aynı mesajdan geldiği için soracağım. Sanırım Urla'dan da atan var anladığım kadarıyla. Tepkimiz Kürtlere değil, bir siyasi partiyedir. Abdullah Öcalan'ın posteri açılmaya çalışılırsa olacağı budur gibi bir takım mesajlar geliyor. Öcalan posterine yönelik bir tepki miydi bu? Ya da bunun olması acaba bu sonucu değiştiriyor mu? Urlalı bu arkadaşıma söyleyeyim. Sakın HDP'ye, BDP'ye oy verme. Olsun, bitsin. Sana ne? Kimin posterini isterse onun posterini açar. Sen eğer bu kadar hassasiyetin varsa, bak ben sana söylüyorum, seni ekmeğe muhtaç ediyorlar. Urla'yı parsellediler, talan ettiler, satıyorlar. Emekli cennetiydi. Artık emekliler orada barınamayacak, geçinemeyecekler. Bütün Ege'nin en ucuz yeriydi. Bugün artık fiyatlar eskisi gibi. Bütün bunlara bakın. Bütün bunların sebebi ne? Bu Urlalı kardeşim bunu bir düşünsün 2 dakika. Bunu tefekkür etsin. Sebebi ne? Orada niye tarım yapılan araziler gün gün inşaata, beton yığınlarına dönüşüyor? Bunu düşünsün. Tarım harcadığı para, kaldırdığı hasılatı karşılamıyor da ondan. Kim getirmiş ülkeyi bu hale? Bizim tezimiz ne? Biz diyoruz ki kendin hakkında kendin karar vereceksin. Böyle dışarıdan gelen birileri sana bu yasak, bunu ekemezsin, bunu dikemezsin diyemeyecek. Bu seni ikna etmiyorsa git cellatlarına oy ver kardeşim. En fazla oy vermeyebilirsin. Nedir senin bu derdin? Kimse Diyarbakır'da şu posteri asmayın, bu posteri kaldırın diyor mu? Sana ne? Bunun için 100 kişiye 1000 kişi toplanıp linç etmen mi gerekiyor? Peki bu kapıyı açarsan, herkes bunu güç üzerinden anlatmaya başlarsa, yarın öbür gün memleket yangın yerine girerse, dönerse, Allah korusun hepimizi, hepinizi, o zaman ne olacak? 2 dakika tefekkür et aziz kardeşim. O Urla'nın dolmuşçularına sorsan senden daha iyi cevap verirler bunu. Urla benim çok iyi bildiğim bir yer. Ayıptır. Sonu yok. Faydası yok. Adıyorsanız çekilelim. Bakın Paris nasıl yandı? Paris nasıl yandı 3 yıl önce? Cezayirli'yi kaçak çalıştırıyorlardı. Faslı'yı kaçak çalıştırıyorlardı. Her türlü işini ona gördürüyorlardı. 90 yaşını geçmiş insan sayısı 100 binleri bulmuştu. Bunları beslemek için bunları çalıştırmak zorundaydı. Sonra da aynı sokakta oturmaya tahammül edemedi Parisli. O kara çocuklar, o
Farslı Müslümanlar, o Cezayirli gençler Paris'i ateşe verdiler. Paris'le anladı ne yaptığını. Bu mu olsun? Bırakın bak, derdimizi anlatıyoruz. Nasıl bir ülke, nasıl bir yerel yönetim? Tahayyülümüz ne, ilkelerimiz ne, programımız ne? Bizden başka ortaya ilke koyan yok. Bu neoliberal, yoksulu ezen, işçiyi ezen, gençleri geleceksizleştiren, kadını yok sayan bir anlayışı her biri başka bir bulamaca bulayıp önünüze indiriyorlar. Bir şey söyleyeyim, gene bu Urlalı kardeşime. Bak, bizim 100 tane belediyemiz var. Şu anda yönetiminde olduğumuz. Devlet buralara karargah kurdu. İstihbaratçısıyla, polisiyle, müfettişiyle, her şeyle buralara karargah kurdu. KCK operasyonlarıyla bütün sivil siyasetçilerimizi aldıkları zaman, bütün bu belediye yerel yönetim seçilmişlerimiz de içeri girdi. Başbakan kalktı, Van depremi olduğunda bu belediyeye para göndermiyoruz çünkü örgüte gönderiyorlar dedi. Ondan sonra oran seçilmiş belediye başkanını tutukladılar. İfade vermeye değer bile bulmadı. Hepsini bıraktılar. Ortaya bir tek delil koyamadılar. Bu kadar devlet karargah kurmuş olmasına rağmen. At bunu bir kenara. Bu arada Van demişken, bugün AK Parti adayının da Van'da sizin partinizin tehditleri sebebiyle sokağa çıkamadığı iddia ediliyor. Ona da geliriz. Kim demokratik siyaset hakkını engelliyorsa yanlış yapar. Ona da geliriz. Ne o işin aslı? Onu da konuşuruz. Şimdi bir kör kuruşluk yolsuzluk bulamadılar. İçişleri Komisyonu'ndaydım ben. BDP'den ayrılana kadar. Bütün bu belediyelerdeki hırsızlık, uğursuzluk, yağma talan İçişleri Komisyonu'nda geliyor, biliyoruz, kayıtları geliyor. CHP, AKP belediyelerinin yolsuzluk dosyaları diz boyu. Bir BDP'li belediyede bir kör kuruşluk, hırsızlık, yolsuzluk bulamadı bu devlet o kadar karargah kurmuşken. Urlalı kardeşim, sen bunu düşün. Kim erdemliymiş? Kim yetimin hakkını koruyormuş? Peki niye böyle? Bizimkiler ahlaklı da diğerleri ahlaksız mı? Bu bir ahlak meselesi mi ya da? Değil. Bu bir ilke ve halkı yönetime katma meselesi. Seni katmadıkları için Urlalı o belediyedeki karar süreçlerine, orada hırsızlık, arsızlık, Urla Belediyesi'ni kastetmiyorum yani. Bütün belediyeler diz boyu. Şimdi bunları düşün. Bize sövmeden önce, Urla'dan kovmadan önce bunları düşün. Sen de buraya dışarıdan geldin. Onu düşün. Yani bütün bunları düşündüğün zaman insan biraz şöyle bir derlenir, toplanır. Bu ne? Bana da yanıt alabilir miyiz bu arada? Kim yapmışsa yanlış, demokratik siyaset hakkını kim engelliyorsa yanlış yapmıştır. BDP engelliyorsa BDP. Onlar sebebiyet veriyorlarsa onlar. Hiç bunun, ben demokratik siyaset seçilmişin siyaset yapma hakkını kısıtlayan her türlü anlayışa, davranışa karşıyım. Ama söyleyeyim size, o kalabalıktan Van halkına ateş açıldı. Yani meseleyi bu tür spekülasyonlara boğmak istemiyorum. Nereden başladığına bir bakmak lazım. Ama biz burada ilke koyabiliriz. Kim yapıyorsa, kim demokratik siyaset hakkını engelliyorsa çok büyük yanlış yapar. Gelsinler, hep birlikte teminatı olalım, hep birlikte karşı çıkalım. Yani bu uyarılarınız bu kadar sert sözlerle kendi tabanınıza, kendi partinize de o zaman söylüyorsunuz. Partiniz de bunu kabul ediyor değil mi? İlkesel diyorum Hande Hanım. Ben sorayım yani da. Kendi çünkü tabanıma hani laf söylemeden ben başkasına bu memlekette laf söyleyemeyecek miyim? Bu anlayışını biz zamanında televizyonlarda biz şöyle sigaya çekilirdik. Önce terör örgütü de ondan sonra konuş. Geri o günlere mi döneceğiz? İlkesel bir televizyon yaklaşım değil, koyuyorum. Çok İlkesel olur. Bir yaklaşım. Kim yapıyorsa yanlış yapar. Yani hele ona da de, hele buna da de. İlkesel demek genel demektir. Her şart altında verili tarifle her şart altında
bir yaklaşım demektir. Onun için bu tedirginlik niye? Görünür olduk ve muhalefet bunlara, bu sistem partilerine, bunların kofluğuna, çürümüşlüğüne, bakın bir aday belirleme meselelerinden hemen kalesi sayılan yerlerde karşıya geçenler, birbirlerine sövüp sayanlar, haklarında suç duyurusu yapanlar falan, bunlardan ikrah geldi bu halka. Hepsi naylon, hakikiliği yok, plastik bunlar. 3 gün 5 gün cilalarsın, yutturursun, bir yağmur yağar bütün boyası dökülür. Öyle oluyor, diyorlar ki eyvah, hükümeti de muhalefeti de hepsi, lan bunlar görünür olurlarsa işimiz zor. Bütün bu telaş ve aynı anda bütün seçim çalışmalarımızın hedeflenmesi böyle bir telaşın ürünü. Buradan seçmenlerime söyleyeceksem şunu söylüyorum. Bu provokasyonlara gelmeyin. Biz bunlara meşru zemin sayacak hiçbir şey yapmayacağız. Hiç ama hiçbir şey. Bir şey söyleyeyim. Gerekirse evimizde otursak bu memlekette bütün barajları alt üst edeceğiz. Gücünüz yetiyorsa bizi seçim listelerinden çıkarın. Yol o. Yarın öbür gün bütün kampanyamıza kilit vurup evimize gitsek bütün seçim sonuçlarını alt üst edeceğiz. Dost, rakip, herkes bunu böyle bilsin. Onun için bu telaş boşuna. Bırakın siyaset yapalım. Siyaset yapmazsak alternatifleri çok kötü. Hepimiz için, geleceğimiz için, bu ülke için. Efendim, yine size yönelik bir eleştiri var. En başından bu yana İstanbul'da CHP'nin, sosyal demokratlarının oyunu böldüğünüz şeklinde siz bunlara cevap verdiniz ama sürekli soruluyor. Sorar mısınız diye Sırrı Süreyya Önder'e. Evet. Yani CHP'nin oylarını mı bölüyor? Sayın Sarıgül'ün başkanlığına mani mi oluyorsunuz siz? İstanbul'da bana bu eleştiriyi bir tek siyasal parti ve bir belediye başkanı söyleyebilir. Aydemir Güler. TKP'nin adayı. Sosyalist bir aday. Ben de sosyalist bir adayım. Başka da kimse, ben Aydemir Güler'e sitem edebilirim ya, bizim gel sosyalistlerin oyu bölünmesin diye, o bana diyebilir. Başka kim bize bunu diyebilir? Solcu mu gösterdikleri aday? İttifaklarını solcularla mı yaptılar? Kimin oyunu bölüyormuş? Kendilerini, sol lafını bir kere ağızlarına aldılar mı? MHP'nin kapı önüne bıraktığı adayı alacak, Ankara'ya aday edecek. Hiç ömründe sol adına hiçbir müktesebatı ve bir icraatı olmayan aday İstanbul'a edecek. İnşaatla övünen, gökdelenle övünen. Efendim, bir aday. Sonradan ağır konuşmuyorum. Gerçeği söylüyorum. Gerçeği söylüyorum. Bana solcular diyebilir. Solcu bir aday çıkar. Bana der ki oyumuzu bölme. Kaldı ki CHP'nin o onurlu, kıymetli tabanına söylüyorum ben. Hep söylüyorum. Ailemin yarısı benim CHP'li. Bu tabanı, bununla aldatmanın bedelini ağır ödeyecekler. Biz bu söyleme karşı, işte çok değil, buradan 500 metre ileride gittik, CHP genel merkezini ziyaret ettik. Bir şey de istemiyoruz. Yerel yönetim konusundaki ilkesel yaklaşımınızı, bu neoliberal belediyecilik anlayışını reddiyenizi söyleyin. Biz seçim için güç birliği yapalım ama kamuya da açık olsun. Sayın Kılıçdaroğlu bize dedi ki bu bize zarar verir. Ben de ona dedim ki burada gördüğün insanlar tarih boyunca hep mazlumların yanında durmuşlar. Hep ezilenin yanında. Biz hep ön sıradaydık. Hep yan yanaydık. Biz kaz yemeden arkamızdaki insanlara kaz yedirtmedik. İlk jopu biz yemeden kimse jop yemedi. Bak, yerinden yönetim gibi bir programı ilkeselleştirmişiz. Bir tez haline getirmişiz. Bizle yan yana durmak, kendini bilen herkese mazlumdan yanayım. Garip kurabadan yanayım. Yoksuldan yanayım.
özgürlüklerden yanayım diyen insanlara sadece şeref verebilir. Bunu da yaptık. CHP'nin tabanı bunları bilsin diye söylüyorum. İki tane de genel başkan yardımcısı, bizim de iki eş genel başkanımız ve Levent Tüzel Bey vardı görüşmede. Bunlar ne diyorlar? Bizi destekleyin ama kimse görmesin. Bu ne kadar ayıp bir yaklaşımdır. Kimse bilmesin. Bu ne kadar zelil bir yaklaşımdır. Bunu böyle net size ifade mi ettiler? Her türlü zeminde. Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinde değil. Kemal Bey mi söyledi? Hayır. Her türlü. Yani genel başkan düzeyinde değil ama daha alt seviyede bunlar, evet, size söylendi. Onlarca kez. Hatta şunu diyorlar. Sırrı Süreyya aday olmasın, gene bir aday gösterir. Yani iş buralara vardı. Yani daha şey bir isim göstersin. Niye? Düşünüyorum. Daha kolay bir rakip mi? Hayır. Şimdi bakıyor. Bu memlekette Gezi direnişi oldu. Bugün sahiplenenler var ya, dördüncü gününe kadar, ben vurulduğum güne kadar hiçbir isim meydanda yoktu. Bütün halk geldi. Bunlar ondan sonra geldi. Sürü Bey, sizin tabanınız da yoktu dördüncü güne kadar. Bizim 112 tane, ben yaralandığım gün 112 tane benim partilim yaralandı. Biz hatırlıyoruz 112 ki sizin partinizin demeçlerini hatırlıyoruz. Nedir bizim biz orada yokuz demeçler diye. Öyle değil miydi? Nedir bizim partimiz? Biz orada yokuz diye DDP demeç verdi. Hatta Öcalan'ın da galiba bir eleştirisi oldu. Ben yanılıyor muyum? Hatta peki, şu laf belki siz... Başından başlayalım o zaman. Bir, bunu dedi Selahattin Bey'in demeci. Direnişi selamladı. Bunu bir darbeci anlayışa ve ırkçı anlayışa dönüştürmek isteyenlerle yan yana durmayız, o meydanı da bırakmayız dedi. Bu laf döndü dolaştı. Bu hal aldı. Ne gerek var? Ben o partinin vekili değil miyim? Sabahat Tuncel o partinin vekili değil mi? Ertuğrul Kürçü o partinin vekili değil mi? Hepimiz oradayız. Hayır, bir de zaten Gezi... Biz oradayken Kemal Kılıçdaroğlu'm vardı. Dördüncü gün geldi, üçüncü gün geldi. Yakasına yapıştılar. Bak dediler, burada sadece bu vekil var. Olur, ben her gece bir tane nöbetçi vekil göndereyim dedi. Direnişten anladığı buydu. Şimdi öte yandan Kürt'ün temkinini, bakın Kürt'ün temkinini, aman süreç zarar görmesin dikkatini bile neye dönüştürüyorlar bunlar? İstediler ki, eminim bu ülkenin ırkçıları, faşistleri, kendini sosyal demokrat zannedenleri dediler ki, ya lanet olsun, bu adam niye ilk gününden beri oradaydı? Bu olmayaydı, ne güzeldi her şey. Ama güneş balçıkla sıvanır. Oradaydık ve tesadüfen değil. Ben ta 1 Mayıs'ta polis şiddeti uygulandığı zaman 1 Mayıs'taki görüntülerime bakın. Meydana ilk girdiğinde Gezi aslında Parkı'na Bey, haber öyle, veriyor. İnsanlar öyle demedi. İnsanlar şöyle dedi. Bu kadar antidemokratik olay olurken Kürtler çözüm süreci nedeniyle neden AKP'ye bu kadar payanda oluyor dedi. Peki. Hala da öyle diyorlar. Koltuk değneği eleştirileri. Neden tamam, bu kadar antidemokratik, yani bu kadar antidemokratik bir hükümetle nasıl çözüm süreci götürmeyi hala bunlar düşünebiliyorlar diyor. Tamam. Hay. Hala da bu konuşulmaya değer bir şey. Gelsinler kendileriyle götürelim. Haydi. Hodri meydan. Çıksınlar desinler ki, Kürt halkı yalnız değilsin, bu hükümete de mecbur değilsin kardeşim. Senin doğuştan sahip olduğun hiçbir hakkı tartışmayacağız. Çok pardon, siz bugün, yani Kürt halkı bugün bu hükümete mecbur mu, öyle mi hissediyorsunuz? Hayır. Bu anlayışa bir cevap veriyorum. Tamam. Kürt halkına herkes mecbur, Kürt halkı hiç kimseye mecbur değil. Herkes bunu böyle bilsin. Şimdi desin, CHP çıksın desin. Bu eleştiren için oradan gelmiyorum. Desin ki, sevgili Kürt halkı, ben senin doğuştan sahip olduğun hiçbir hakkı tartışma konusu yapmayacağım. Anayasal olarak da teslim edeceğim. Bu kadar. Bu hükümete mecbur değilsin kardeşim. Bu süreci de bu müzakereler yoluyla devam ettireceğim. Bunu desin, bunu dediği gün baksın bakayım karşılığı nasıl olacak. Bizle konuşurken halkımız bunu bilmiyor. Tersine bir temsiliyet var CHP'de. Tabanı, o onurlu, aydınlık tabanı
tavanda tam tersine temsil ediliyor. Tabanında %5'e tekabül etmeyen bir kesim yönetimin %80'ini kontrol ediyor. CHP tabanı, sen de bunlara mahkum değilsin. Bak, biz ortaya bir çizgi koymuşuz. 28 tane sol siyasal yapı bir araya gelmişiz. Bütün çevreci yapılar bir araya gelmişiz. Kürt siyasal hareketleri, kurumları bir araya gelmişiz. Bak, barışın fiili bir örneğiyiz kardeşim biz. Pratiğimizde bunu göstermişiz. HDP bunun adıdır. Herkes kendisi olarak siyaset yapıyor üstelik. Bütün inanç temsiliyetleri bizde kendini kendisi olarak ifade ediyor. Hadi CHP çıksın desin. Buradan çağrı yapıyorum. Desin ki biz sizin doğuştan sahip olduğunuz hiçbir hakkı tartışmayacağız kardeşim. Ve evvel emirde bunu teslim edeceğiz. Parti programımızda da vaat ediyor. Vaat ediyoruz. Ben size olacağı söyleyeyim mi? Ya da olmuş olanı söyleyeyim mi? Bunun yarısına yakınını anayasa komisyonunda, ben yeni anayasa yazım komisyondaydım. Bunun yarısına yakınını anayasa komisyonunda mahcup bir şekilde dile getirecek oldular. Anayasa komisyonunun bir üyesi kendi iki üyesinin üzerine yürüdü. CHP'li 20 vekil basın açıklaması yaptı. Efendim siz öyle diyorsunuz da SHP döneminde Türkiye'deki ilk Kürt raporunu yazan parti Cumhuriyet Halk Partisi ve bugün iktidar partisinin dahi pek çok konuda dile getiremediği talebi o raporda dile getirmiş bir parti. Biraz haksızlık olmuyor mu? Ayrıca şöyle bir durum var. Hep size yöneltilen bir eleştiri. Sırı Süreyya Önder sürekli CHP'yi eleştiriyor, AK Parti'yi eleştirmiyor şeklinde. Bunlara ne dersiniz? Şimdi bir, bakınız 5 dakika öncesine sen CHP'yi sordun, ben CHP'yi anlattım. Bu caiz mi? Ben CHP sormadım. Ben düzelteyim. CHP sormadım. Ben tam tersine Kürt siyasi hareketine yönelik en temel eleştiriyi sordum. Peki bu temel eleştiri kim yöneltiyor? Hayır, bu CHP'den gitmiyor sadece. AKP mi diyor bize? Toplum, bu eleştiriyi kim yöneltiyor? Hayır, toplumun bir sürü kesiminden. Kim? Bu kim? Eleştiri. Adı vardır. Bu eleştirinin adını sormadım. Koymak lazım. Siz CHP'ye yöneltiniz. Tamam. Ben CHP'yi sormadım. Peki. Geri alıyorum. Tekrar soruyorum Mutku Bey. Bize hükümete yönelmiyorsunuz eleştirisini kim yöneltiyor? Bunun bir sokaktaki insan olmaz yani. Bir eğilim olur, bir sendikası olur, bir partisi olur, bir derneği olur, bir platform olur. Kim bize bu eleştiriyi yöneltiyor? Buyurun sorun. Liberaller, demokratlar, sosyalistler, sosyal demokratlar hepsi yöneltiyor. Hepsi yöneltiyor bu eleştiriyi size. Şimdi liberallerden bu eleştiri gelebilir. Onlar ayrı bir tartışmanın konusu. Ama sosyalistlerden kimden geliyor bu eleştiri? Sakin. Hangi sosyalist bize bunu söylüyor? En çok bunun propagandasını yapan CHP, CHP medyası da birbirimizin hem zekasını hem algısını hor görmeyelim. Bu böyle. Gelelim hükümete. Hükümete de geleceğiz. Hükümete bizim söylediklerimizi bunlar rüyalarında görseler şeytan aklımıza vesvese soktu derler. Benim açımdan bu yönetim bazında ikisinin birbirinden hiç farkı yok. Post Kemalist, hatta neo Kemalist bir iktidardır AKP. Bakın yaptığı işlere, kullandıkları yöntemlere. CHP'den hiçbir farkı yok. Fark nerede olur? Programlı olur. Neoliberal bir ekonomi programını benimsiyorlar mı? Buna bir reddiyeleri var mı? Yok. Soruyu da başka bir şekliyle yeniden sorayım. AKP'ye mahkum olmayıp kimle iş göreceğiz? Mecliste ana muhalefet, iktidar adayı kimse ona yöneleceğiz değil mi? Ona yöneldiğimiz zaman işte o da doğuştan sahip olduğumuz hakkı küfürle anıyor, küfürle. Meclis tutanaklarını açın bakın. Bu ülkede KCK soruşturmaları bir CHP'li milletvekilinin suç duyurusuyla başladı. Açın bakın kim olduğunu. Gazete köşelerinde de yazıldı. Şimdi sanki burada bir demokrasi bloku oluşmuş bizim dışımızda. Diyorlar ki gelin kardeşim ya. Bak biz size böyle bir demokrasi paydasında bir
vaat, bir yaklaşım sunuyoruz demişler de biz dönmüşüz AKP ile müzakereler yürütüyoruz. Bizim AKP ile müzakere yürütmemizin bir tek zemini var. Şu anda iktidar. Biz sosyal demokratların keyfi gelsin, iktidar olsunlar, bu rüyayla gelsinler, halk bunlara teveccüh etsin. Biz bunu bekleyemeyiz. Ez cümle ne diyorsunuz? Kaç kişi daha olsun? Biz ne kadar? Kürde ne diyeceğiz yani? Ne diyeceğiz? Bekle kardeşim, sosyal demokratlar iktidar olsun, belki sana haklarını vermeye tenezzül ederler. Bunu mu diyeceğiz? Ben niye müzakere yapmayayım? Niye yapmayayım? Basit ilkokul mantığıyla soruyorum. Bu basitlikte de bir cevap versinler bana. Niye yapmayayım? Bunun adı hükümetle iş tutmak mıdır? Bir konuda müzakere ediyoruz, 150 konudan muhalefet ediyoruz. Ama şöyle bir dil çok hiyerarşik bir dildir ve ayıp bir dildir. Biz muhalefeti bunların istediği gibi yapmak zorunda değiliz ki. Yani Kürt'ün 30 yıllık siyasi zekasını nasıl küçümseyebilirler? Kürt denemiş, yanılmış, bedelini ödemiş. Bununla siyaset yapıyor. Kalkıp bunların siyasal analitik yeteneği olmayan, buğuzla davranan davranışlarından mı ilham alacağız biz? Irkçı, ayrımcı. Bizim bir aklımız, bir siyasi tarihimiz var. Bunu yok mu sayacağız? Yarın onlar iktidar olsun, onlarla da müzakere yaparız. Yaptığımız muhalefet beğenilmiyor. Vay niye? Anladıkları kategorik bir iktidar karşıtlığı. Bu da sadece karşıt olduğunuz şeyi güçlendirir. Üstelik de riyakarlar. Bakın, bu tutanaklar ortalığa saçıldı. Belediye üzerinden yolsuzluk yapan müteahhitlerin. Gelelim İstanbul Belediyesi. 100 milyonlarca dolar konuşuluyor bu havuz mavuz işinde, değil mi? Bunlar AKP İstanbul Belediyesi'ni aldıktan sonra mevcut gördürdükleri işlerin %70'ini verdikleri, yani 100 trilyonluk işi var diyelim. 70 trilyonunu verdirdikleri 8 müteahhit. Bunlar bu. Birisi Gezi Parkı'nın müteahhidiydi. Orada dedim, bu kadar mazlumun ahını aldınız, bu bir yerden çıkacak, çıkmalı dedim. Çıkıyor işte. Çıkıyor mu? Nereden? Çıkıyor. Zelil oldular. Bu halk bir daha bu hükümete ya da bu partiye teveccüh eder mi zannediyor? Yolsuzluk anlamında mı söylüyorsunuz evet. bana? Evet. Soruşturma gitmiyor hiçbir yere. Önemli değil ki. Önemli değil ki. 30 Mart'ta sandık var. Sen mahkemeyi engelleyebilirsin. 13 Eylül'de engelledi. Ne oldu? Sandığa etkisi olacak mı yolsuzluk iddiaları? Olmaz. Görüyor musunuz? Sonra? Olmaz mı? Çünkü hem parasını çalıyor hem anasına küfrediyor. Şimdi bu belediye, bu suç ne? Bu suç ihaleye fesat karıştırma. Değil mi? Bütün zenginlikler buradan. Bütün yolsuzlukların neşri nema bulduğu yer burası. Peki siz meclisi izleyen bir gazetecisiniz. İhaleye, yerel yönetimlerde, belediyelerde ihaleye fesat karıştıranlar için bir ceza tabanı vardı. Sonra bu değiştirildi. Bunu hatırlıyor musunuz? 1,5 yıl önce, 1 yıl önce. Hatırlıyorsunuz değil mi? 3 yılın üstündeydi değil mi? 3 yılın üstünde olunca bunlar hapis yatacaklardı. Öyle değil mi Utku Bey? Evet. Peki ne oldu da bu yerel yönetimlerde ihaleye fesat karıştıranları kim affetti? Bana ve seyircilere söyler misiniz? Söyleyeyim. Buyurun. AKP, CHP ve sizin o zamanki içinde bulunduğunuz parti ve MHP. Dördünüz de Adalet Komisyonu'nda ortak önerge vererek Meclis Genel Kurulu'na indirdiniz. Şimdi izleyiciler girsinler, baksınlar. Komisyona baksınlar. Komisyonun ben şeyine baksınlar. Mecliste, genel kurulda partim adına ben konuştum. Ben diyorum ki Adalet Komisyonu'nda ortak önerge vererek bunu indirdiniz. Ben
ben de diyorum ayrıca ki parti faydalanan BDP'li belediyeler de olduğunu biliyorsunuz. Hayır, yolsuzlukla ilgili bizim hiçbir dosyamız yok. Yok. Gösteren çıkan kanundan ha. BDP'li belediyelerin de faydalandığı o dönem bütün belediyeler yazılmış. Faydalanmış. İşte onu söylüyorum ben de. Hayır. Önemli olan bu değil. Önemli olan sizin yolsuzluğa nasıl yaklaştığınızdır. Bizim yolsuzluk dosyamız yok. Varsa çıkarsınlar. Peki ben biz size, neyinden faydalanacağız? Ben size bir şey sorayım. Şunu söylüyorum. Bakın iki dakikada yerel yönetimlere fesat karıştıranları affettiler. Ben size şunu da söyleyeyim. Genel kurul oylama şeylerine baksınlar. MHP de katılmadı. Biz de katılmadık. CHP ve ben çünkü grup başkan vekiliyle tartıştım. CHP'nin. Ben ama size diyorum ki niye? Genel kurulda oylamada yoktunuz. Hı. Ama Adalet Komisyonu'nda dört parti bir, ortak önerge vererek bir indirdiniz. Bir paket gelmiştir. Hayır bir hayır. Paket. Böyle oldu. Siz açıp bakabilirsiniz. Önemli olan ben nihai oylamadır. Ayrıca ben size bir şey söyleyeyim. Önemli olan nihai oylamadır. Çok daha iyi bildiğiniz bir şeyi söyleyeyim. O önerge hangi belediye başkanı için geldi? Kimin için? Dikili belediye başkanı için geldi. Dikili belediye başkanı için. Siz burada samimiyetinize güvenirim. Siz ne dersiniz? Niye o adam ceza yedi? Suyu ücretsiz dağıttığı için. Peki soruyorum size. Başka ne yaptı? Belediye başkanı için başka ne yaptı? O insan ne yaptı? Otobüsü parasız yaptığı için bu insana o dava açıldı biliyorsunuz. Evet, evet. Siz sonra bu insan için ne dediniz? Ne dedik? Yani gittiğiniz her yerde siz şahsen suçladınız mı bu insanı? Tam tersine. Ben sadece şunu söyleyeyim. Kent meclisleri toplantılarında bu insanı ayakta alkışlattım. Ayakta alkışladınız. Evet. Şimdi diyorsunuz peki, ki beraber ben şimdi atladılar size, diyorsunuz. Evet beraber atladılar. Ben şimdi size şunu sorayım. Nerede Osman Bey? Dikili Belediye Başkanı şimdi bu yeni dönemde aday mı? Bu tartışma başka bir tartışma. Evet. Sizin açtığınız dönem evet. Osman Bey hapse girmek üzereydi. Evet. Biz bakın. Bu yolsuzluğu aklama meselesinde bir insan hapse girebilir. Bizim 100 tane seçilmişimiz çeşitli suçlamalarla cezaevlerine girdi. Bu bedel ödeme işidir. Ama bana aynen CHP grup başkan vekilinin söylediği şu. Ya onlar zaten kendi adamlarını kurtarıyorlar. Sizin dediğiniz gibi. Biz bari bizim seçilmişlerimizi kurtaralım dedik. Yolsuzlukta ilkesel yaklaşılmak gerekir. Nihai oylamada biz buna red oyu verdik. MHP de red oyu verdi. CHP ve AKP'nin müşterek oyuyla çıktı. Ben de diyorum ki Adalet Komisyonu Osman ortak de, önerge vererek Dikili'de, bu sınırı indirdiniz. Dikili'de ilk defa bu uygulamayı hayata geçiren o saygı değer insanı en az 10-15 makalemde atıf yapmışım. Överek. Ama o kanun sayesinde o insan da, içeri girmekten kurtuldu biliyorsunuz. Onu da aday göstermedi CHP. O başka bunun, bir tartışma ama ben size diyorum ki kanun sayesinde. Şimdi yolsuzluk konusu açıldığı için ben 17 Aralık sürecine süre sebebiyle de girmek istiyorum. Şimdi başbakan diyor ki bu bir darbe. Paralel devlet iddialarını gündeme getiriyor. Aynı zamanda da hedefte çözüm sürecinin olduğunu söylüyor. Siz Abdullah Öcalan'la da görüşüyorsunuz. Kamuoyuna Milliyet Gazetesi'yle yansımıştı İmralı zabıtları. Abdullah Öcalan aslında paralel devlet ifadesini bildiğimiz kadarıyla ilk kullanan isimdi. Nasıl görüyor? Bir paralel devlet olayından kastı cemaat midir? 17 Aralık'ı bir darbe ve hedefte de çözüm süreci olarak görüyor mu Abdullah Öcalan? Ve tabii siz de sizin için de geçerli bir soru. Arkadaşlar. Bunun için benim tanıklığıma da gerek yok. O kadar geriye gitmeye de gerek yok. Bu ülkedeki KCK operasyonları paralel devlet kuracaklar iddiasıyla başladı. Bu suçlamanın ilk muhatabıyız biz. Tamam. Yani bunun için hiç öyle fazladan tanıklıklara, arşivlere müracaat etmeye gerek yok. Sonra bir iç iktidar kavgası başladı. Bir paylaşım savaşı başladı. Ve bu paylaşım savaşında taraflardan biri ötekini paralel yapı olarak adlandırdı. Olan biten bundan ibarettir. Aslı da bir güç paylaşımı savaşıdır. Çünkü ikisi de İslam'ı referans alan yapılar. Bakıyorsunuz ortada ümmete dair konuşulan ya da İslami referanslara dair tartışılan hiçbir şey yok. Sen bu kadroyu aldın. Ben sen ne istedin de vermedim. Öteki sen şu yolsuzluğu yaptın. Beriki şunu da siz şöyle yaptınız. Ortada bir tane konuşulan İslami bir şey yok. Hegemonik bir alan paylaşım kavgası. Sayın Öcalan'ın söylediği bu meselede bunun
bir darbeye dönüştürmek isteyenlere ve bunu da Kürtleri savaşa, hep bu bugün konuşulan bu Kürtlerin muhalefet etme biçimi beğenilmiyor ya. Kimse bizden bu yangına benzin dökmemizi beklemesin dedi. Olan o. Biz, kimse Kürt'ün kendisi için siyaset yapmasını, Rojava'da da böyle, kendisi için taraf olabileceğini Kürt'e layık görmüyor. Kardeşim, biz iktidar cemaat kavgasında bir taraf olmak zorunda mıyız? Biz kendimiz için bir siyaset yapma hakkımız yok mu? Ha, belli ilkelerimiz var. Bununla hemen çözüm süreci hedeflenmeye başladığında, sürecin de bir an önce bu krizin asal unsurlarına dönüştürülme çabası sezildiğinde, orada dur demiş, herkesin teşekkür etmesi gerekir. Peki bu noktada çözüm sürecine döndüğümüzde, siz işte 16 defa İmralı Adası'na Abdullah Öcalan'la görüşmeye gidildi. 17.si galiba gerçekleşecek. Çözüm süreci nasıl gidiyor? Tekrar şiddet dönemine gelme ihtimali var mı? Nasıl görüyorsunuz? Ben çözüm sürecine geçmeden Hande'nin konusuna bir soruyla devam etmek istiyorum. Yani siz Abdullah Öcalan'ın düşündüğü gibi, siz Sarı Süreyya Önder olarak yolsuzluk soruşturmalarını bir darbe olarak mı görüyorsunuz siz? Hayır, bir iç iktidar paylaşım savaşı olarak görüyorum. Yani yolsuzluk soruşturmalarında bir arkasında bir gerçek olduğu konusunda bir düşünceniz var mı yani? Var, bunlar doğru mu değil mi yani? Var tabii. Çünkü Sayın Başbakan'a göre böyle bir şey yok. O Sayın Başbakan'a göre hiçbir şey yok. yani bunu sormanızı bile yadırgadım, çünkü buna dönük hiç söylemediysek 50 yerde yok, şöyle bir algı, şöyle bir tartışma var biliyorsunuz. Hı. Onun için onu aktarmak için işte o darbe. Ayrıca da fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Bu hırsızlığı hiçbir çuvala koyamazsınız kardeşim. Hükümete söylüyorum. Karşı senin iktidar savaşı yürüttüğün bunu nasıl kullanır? O ayrı bir şey. Neye dönüştürmek ister? Bu ayrı bir şey. Ama ortada böyle bir hırsızlık, uğursuzluk var. Baba evladına yalan söylüyor bir de. Yani oğlum evinde kaç lira var diyor. 3-5 kuruş diyor. Sonra 1 trilyon diyor. Sonra çıkıyor onun 2 katı kadar para. Haram bir yere girince evladı babaya düşmanıdır. Böyledir. Konuşmamın başında dedim. Bu hırsızlıkların, bu yolsuzlukların sandığa bir yansıması olacak dedim. Bakın ne kadar algıda bizi şartlamışlar. Siz gene tekrar döndünüz. Yani siz derken Utku Bey, ne kadar saygıdeğer bulduğumu defalarca belirtmişim, buna gerek yok. Siz bile bu objektif bir gazetecilik yapma çabasını hep önceleyen birisi bile tekrar hırsızlık konusunda benden bir mühür vurmamı istiyorsunuz. Hırsızdırlar. Darbe meselesine. Hırsızlık ayan beyan yapılmış. Hiçbir çuvala sığmaz, hiçbir şalla örtülmez. Peki, bu arada ona geçmeden gene yürümüyor soruşturmalar şu anda. Yürümeyebilir, bugün yürümez. Hayır, bugün yürümez. Bunun devamı olarak. Bakın, bugün yürümez. Yarın bu yapı yani kadir-i mutlak değil, ebed müddet bizle kalacak da değil. Yarın bu yapıyı halk cezalandırır, tasfiye eder. Bedelini misliyle öderler. Tekrar mahkemeler bağımsız bir zemine oturur ve bunun hesabı sorulur. Ben şuna inanırım. Hiçbir şey, hiçbir yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, uğursuzluk mahşere kalmamıştır. Umudunuz var yani bu tabii tarafta ki. Bunun hesabı görülecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi Hüseyin Bey bunu sorduğunda söyleyecektim, başka bir yere geçtim. Sizi çok karamsar gördüm dedi. Öfkeliyim ama çok iyimserim. Koca bir dönemin, bir hırsızlık, uğursuzluk döneminin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Çok iyimserim. Yani umut doluyum. Bunlardan kurtulacağız. Bu kamu kaynaklarını talan eden anlayışlardan, partilerden, hükümet dahil. Ama bunlar sizin partileriniz çözüm sürecinde. Buradan şu noktaya geleceğim. Bunlar bizim partimizin partneriniz. Yani partneriniz. Çözüm sürecinde el elesiniz bunlarla. Aşk olsun. Böyle mi tarif edilir? Partner midir bu bizim için? Bu hükümet şu anda seçilmiş, meşru hükümet. Ben kimle görüşeyim? Bana önerir misiniz? Lütfen söyleyin.
Kimle görüşeyim ben? Başkasıyla görüşün demiyorum. Kim? Peki. Niye bunu bir kinayeyle söylüyorsunuz? Kinayeyle söylemedim. Ama bu sizin partneriniz. Yani bu benim şu anda hükümet. Yani, ben bununla. Hüseyin Hoca'nın çözüm süreci konusuna geçmek istiyorum. Çünkü siz tamam. Eğer bunlar gidecek diyorsanız. Evet. Diyorum ki siz bunlarla bir süreci yürütüyordunuz. Kendiniz de söylediniz bunlar iktidar oldu diye. Bakın, o süreç ne olacak diye oraya yani geçmek bu, istiyorum. Bu şuna benzer. Bir pazarlık mı var? Bu şuna benzer. Caiz midir öyle bir şey? Men ederim. Bu şuna benzer. Yani bir analoji yapacağım. Ne kadar gülünç olduğunu anlatmak için. Yani ben şimdi nüfus cüzdanı yenileceğim. Dur bu hükümet gitsin. Yeni bir İçişleri Bakanı gelsin. Nüfus dairesine ondan sonra git demekten hiçbir farkı yok. Biz bu müzakereyi yürütmezsek evlatlarımız ölecek. Kardeşim bugün de bunlar hükümet. Bunlarla yapacağız. Yürüdüğü yere kadar. Yürümediği zaman zorlayacağız. Biz sivil siyasetçiyiz. Yürüyor savaşa mu? Yürüyor mu? Bir yürümüyor. Bölüme gelelim. Şimdi. Yürümüyor. Koptu kopacak mı? Yürümüyor. Mı? Selahattin Demirtaş öyle demişti. Yürümüyor. Şu açıdan yürümüyor. Hükümet kendi can telaşına düşmüş. Görüşmelerimizde bunu söyledik. Bakın bunu bir demokratik dönüşüm fırsatına dönüştürebilirsiniz. Daha ona gerek yok. Hürriyet'te Ayşe Arman röportajında daha bu mesele yeni patladığında ben söyledim. Kim kazanır? Demokratik dönüşüm kabiliyeti olan kazanır. Hükümetin böyle bir şansı var mı? Yok. Saldırı altında, tırnak içinde, kendi güvenliğini sağlama gayret keşliğiyle daha çok otoriterleşecek. Ve bu saatten sonra yaptığı da çok geniş bir radikal demokratik düzenleme olmazsa da bu halkı ikna edemez. Bir hafta önce başlatsaydı şansı vardı. Peki efendim, yeniden şiddet dönemine kapı açılma ihtimalinden bahsedilebilir mi? Yani çözüm süreci askıya alındı, bitti gibi bir niteleme yapılabilir mi? Bunun muhatabı biz değiliz. Çünkü ateşkesi başlatan da, ateşkese uyan da bizim dışımızdaki yerler. Biz neyiz önce? Yani bu soru bize yöneltilmeli mi? Ben bir KCK yöneticisi olsam şöyle, bu sorunun muhatabı olabilirdim. Efendim şöyle, siz Sayın Öcalan'a bunu tevcih etseniz sorarım, cevabını veririm. Ama şöyle bir parantez açayım da siz devam edin. Bu müzakere sürecinde siz hep ön planda oldunuz ve evet, tarihi bir sorumluluk altındasınız. Çözüm süreci gerçekten Cumhuriyet tarihinin, Türkiye tarihinin en önemli kazanımlarından bir tanesi. Siz söylediniz zaten. 2013'ten bu yana çok şükür ki hiçbir ana ağlamadı. Evet. Karalar bağlamadı. Yani bu anlamda yeniden bir şiddete evrilmesine ihtimal görüyor musunuz? O, kişisel fikrinizi evet, sor. Ben şöyle bir noktadayım Hüseyin Bey. Bir sivil siyasetçiyim. Bu halka da barış sözü vererek oy almışım. Ve benim oy aldığım taban Türkiye'nin en renkli, en geniş yelpazesine sahip. Yani daha önce partimizin orada 60-70 bin olan oyunu 120 bine çıkarmışız. Partimizle ve ittifakımızla beraber. Muhafazakarlar var, Aleviler var, solcular var, sağcılar var bana oy verenlerin içinde. Liberaller var, özgürlükçü liberaller. Demokratlar var, CHP'ye oy verip o zamana kadar bana oy verenler var. Onlara bir tek taahhüdüm vardı benim. Halkın vekili olacağım. Ve barış. Barış için katkı sunacağız. Bu vaatle gelmişim. Ben burada savaş ihtimallerini, olasılıklarını konuşmayı bile zul sayarım. Son nefesime kadar, Allah ne kadar nefes vermişse, son nefesime kadar barışı şöyle bir saç teli kadar umudu olsa ve imkanı olsa ben bunu bir zülüfe dönüştürmek, bir örgüye, bir kendire dönüştürmenin yolunu ararım. Zihnimi, enerjimi, birikimimi, müktesebatımı, her şeyimi buna seferber ederim. Ben otururum. Böyle giderse savaş olur. Ya da şunu yapmazlarsa PKK savaşır, KCK ateşkesi bozar. Bunlar benim işim değil. Ben hakkı dile getiriyorum.
Bu müzakerelerde gördüğüm işte bundan ibaret. Her yerde savaşı tam uygun bir kavram bulamıyorum. Yani savaşın kötülüğünü, en kötü bir barışın en iyi savaştan niye daha hayırlı olacağını örneklendirmekle, bunun imkanlarını çoğaltmakla uğraşıyorum. Allah şahit, devlet şahit, PKK şahit, Sayın Öcalan şahit. Tamam. Şimdi ben burada kalkıp, ha ama bu böyle diye, böyle ortadaki aksamaları, tıkanıklıkları söylememek de bir başka vebaldir. İşte burada söylüyorum. Hükümet bu konuda elle tutulur, gözle görülür. Kürtlerin attığı adımların binde birini atmadı. Atmaya niyetli de gözükmüyor. Bu yolda yol değil. Bu yolda yol değil. Ne yapacağız? Teşvik edeceğiz. Teşhir edeceğiz. Cesaretlendireceğiz. CHP'nin iktidar olmasını beklemeyeceğiz. Yani evlatlarımızın hayatı, istikbali söz konusu. Topyekün ülkemizin kaynakları söz konusu. İnsan kaynağı, çevre kaynağı, ekonomik kaynakları, kültürel yapısı. Yasal adımlar için sizden seçime kadar süre istediler mi? Yani kimsenin bizden, biz kimseye süre vermek falan gibi bir böyle haberler değil. Yansıdı da o yüzden soruyorum. İfkan Ala ve Beşir Atalay'la yaptığınız görüşmelerin perde arkasında ilişkin olarak yasal adımların atılması için seçime kadar süre konusu konuşuldu. Sizlerin de seçime kadar müzakere heyeti oluşturursun, İmralı'daki proje ortaya çıkarırsın, yol haritası çizilsin dediğinizi ifade edin. Şimdi bakın, MİT yasasına bir düzenleme yapıldı ve suçtan, suç isnadından onları bir güvence zırhını alacak bir düzenleme yapıldı değil mi? Peki bizim böyle bir güvencemiz var mı? Soruyorum size. Hepiniz hayatı bilen insanlarsınız. Benim şu anda yaptığım işin %1'ini yapanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yatıyorlar. Bunu bilerek yapıyoruz biz bu işi. Yani şahsi güvenliğimiz, istikbalimiz, hapis tehdidi falan, bunlar bütün bir gencin canının ya da tırnağının karşısında lafı bile edilmez. Ama soruyorum, sen kendi personeline bu güvenceyi sağlıyorsun ama biz bu halkın seçilmiş vekilleriyiz ve elimiz yüreğimizde sadece ben 55 bin kilometre Kandil, İmralı, Ankara arasında süreç başladığından bu yana 55 bin kilometre yol yapmışım. Dünyanın etrafına bir tur atmışım. Bir tur daha atacağız neredeyse. Ve böyle bir cezai sorumluluğun altındayız. Şimdi sen madem demokratikleşme diyorsun, süreci teminat altına alma diyorsun, sürece yasal çerçeve dediğimiz de bu. Neler yapılabilir? Bir müzakere bakanlığı kurabilirsiniz. 100 yıllık bir savaşı bitiriyorsunuz ve aslında büyük barışımızı... Aslında çözüm sorumlu bir başbakan yardımcılığı var. Evet. Yani değil mi var, bu karşılamıyor var. Mu? Var ama mesela meteorolojiden sorumlu devlet bakanı da var ama bakanlığın görev tarifinde meteorolojiden nasıl sorumlu olduğu ayrıntılı olarak tarif edilmiş. Ama çözüm sürecinden sorumlu devlet bakanının görev tarifinde hiç böyle bir vurgu yok. Bunu hangi yöntemlerle yapacağı yok. 100 yıllık bir meseleyi çözüyoruz ve bu ülkenin büyük barışını kuracağız. Kimse suç işle demiyor ki. Ve üstelik bunu CHP'yi ve MHP'yi de dahil etti. Gelin kardeşim birlikte yapalım. Biz hep bunu dile getirdik. Gelin buna denetimi açık, yani bir şey murakabede kapalıysa burada hiçbir sonuç çıkmaz. Herkes birbirine topu atar durur. Bunu önlemenin yolu bir ilkeye büründürmek. Bir yasal zemin koyalım. Bu yasal zemin herkesi bağlasın. Kendi güvenliğimiz için değil. Tarif et muhatapları. De ki
şununla görüşeceğim, şu esaslarda görüşeceğim ve bu ülkenin barışını sağlayacağım. İstediğimiz bu. Sen kendi personelin için bir gecede seferber oluyorsun da, yani yırtılan hep Barson yakası. Bir MİT yasasına bahsedince sadece bahsettiğiniz hususu yok. Başka mesela bizi doğrudan ilgilendiren, buradaki gazeteciler olarak toplumun tamamını ilgilendiren birçok bana göre korkutucu adım var. Bakabildiniz mi bilmiyorum kampanya sırasında. Baktım ve dünkü DİHA'da bununla ilgili bir polis devletine dönüştürmenin temel yapı taşlarıdır diye demet verdim Mutlu Bey. Biraz açar mısınız? Burada biraz açabilir misiniz onu? Bu DİHA'yı seyretmeyenler için. Bu şöyle. DİHA seyredilen bir yer değil, okunan bir yer. Ajan, Dicle Haber Ajansı. Siz hukukun genel ilkelerini yok sayarak, ne adına olursa olsun, istisna koyarak özgürlükler aleyhine yapacağınız her şey bu ülkeyi otoriterleştirir. Giderek faşist bir yapıya, diktatörlük yapısına dönüştürür. Bu getirilmek istenen, bu hiçbir mahkeme kararı olmadan, bir hakim güvencesine bağlanmadan, yasayla tarif edilmeden, tamamen bürokratların ya da seçilmişlerin, başbakanın, herhangi bir bakanın kendi kişisel inisiyatifiyle insanların kişisel alanlarına, kurumların kişisel alanlarına bu kadar destursuz giremezsiniz. En sakıncalı olan bu mu? Bütün kanunda size göre gördüğünüz bir son zamanda bir bütün olarak hükümet kendini koruma telaşıyla demokrasiye vereceği tahribatı hiç hesap etmeden, hadi seyircilere ben de bir Atatürk'ten bir alıntı yapayım. Kazi Mustafa Kemal Atatürk'ten basın özgürlüğüyle ilgili çok sağlam bir ilke koymuştur. Eğer kendisi söylediyse, bir sürü rahmetlinin söylemediği lafı da ona atfediyorlar. Basın özgürlüğünden doğan mahsurların giderilmesinin yolu daha fazla basın özgürlüğüdür mealinde bir lafı vardır. Siz bu mahsurlar varsa daha fazla özgürlükle ancak bunun altından kalkabilirsiniz. Daha fazla demokrasiyle bir telaşınız yoksa üstelik bütün bunlar bir telaşınızın olduğunu gösterir. Siz de onu söylediniz. Can havlindeler dediniz. Pek çözümü falan görmüyor gözleri dediniz galiba az önce. Hep bu süreç nedeniyle mi? Paraleldi, yolsuzluktu vesaire. Evet. Ağırlıklı olarak bununla ilgili. Oysa bilmiyorlar. Bilseler yapmazlardı. Bilseler ki tam da demokratikleşmeyle bunun altından kalkabilirler. Hırsızlık hariç. Onu kim yapmışsa, ne kadar yapmışsa bunun bedelini bağımsız mahkemelerde ödeyecek. Peki efendim. Şimdi hükümet eğer bu demokratikleşme adımlarını atarsa, sürecin yasal bir çerçeveye sağlanması hususunda bir takım düzenlemeler yaparsa, bu geri çekilme meselesi konusunda bir gelişme olabilir mi? Bu konuda bir değerlendirmeniz nasıldır? Bırakın geri çekilmeyi. Bir demokratik irade bu ülkede tecelli ederse, bu mesele bir haftada gündemimizden kalkar. Biz başlarız, halkların, yani bu Urla'daki, Kadıköy'deki, Karşıyaka'daki insanlarımızın maruz kaldığı o zehirlenmeyi karşılıklı nasıl tedavi edeceğimizle uğraşırız. Halklar mıknatıs gibidir. Serbest bırakırsam birbirlerini çekerler. Halklar birbirine düşman olamaz. Hep bu yukarıdan aşağı, hep bu sömürüyü, bu bezirganlığı örtmek için bu nefret, bu ayrımcılık körüklenip durmuş. Şimdi işte söylüyorum, bir yasal çerçevesi yapılsın, tarif edilsin ve bütün bu meselenin tarafı olması gereken herkesin asgari rızası alınsın. Kimseye rağmen barış olamaz çünkü. Ama
rıza denen, toplumsal rıza denen bir kavram var. Muhafazakarların daha iyi bilmesi lazım. Tamam. Bu rıza alınsın. Bu mesele bir haftada, meselenin bu silahlı boyutu ebediyen gündemimizden çıkar. Ebediyen. Enerjimizi, zamanımızı, zekamızı birlikte daha demokratik bir cumhuriyeti nasıl inşa edeceğimize yorarız. Peki siz bunu Başbakan Erdoğan'a söylemiyor musunuz? Söylemediniz mi? Ben bunu ilk defa burada dile getiriyor değilim. Ben bunu her zeminde meselenin bütün taraflarına söylüyorum ve bir ham iyimserlik de değil bu. Yani ilk gününden beri bu meseleyle hemhal olmuş, meselenin bütün taraflarıyla görüşmüş, konuşmuş, izlenim edilmiş, giderek kanaate dönüşmüş bir insan olarak. Belki yanıldığım yanları vardır ama inanın duygularımı, zaman zaman fikrimi son derece geride tutmaya çalışıyorum. Büyük vebal, üstlendiğimiz sorumluluk, büyük ve tarihi bir sorumluluk. Bunu hep hayra, hep barışa, hep insanlığın faydasına, kardeşliğe sarf etmeye çalışıyorum. Onun için hani sosyalist bir insanım. Zaman zaman bir sosyalist olarak itiraz etmem gereken noktalarda bile bu fikrimi kendime sakladığım oluyor. Bunu daha önce de söyledim. Aman, aman bir ananın yüreği yanmasın. Bu nefret söyleminin sonu yok. Bununla bir yere varamayız. Bununla bir büyük barış kuramayız. Bir yeni cumhuriyet inşa edemeyiz. 100 bin tane belediye yerin dibine batsın. İnanın umurumda da değil. Dert ettiğim şey şairin dediği gibi efkar ettiğimiz memleketin halidir. Yani. Bu son dönemde artan özellik mesajlarının sebebi nedir? Hem Selahattin Demirtaş hem Gülten Kışanak özellikle şu ifadeyi kullandı. Belediyelerimiz artık bunun fiilen hayata geçirilmesi aşamasına geçmiştir. Ders kitaplarımızı kendimiz basacağız. Çocuklarımıza kendi imkanlarımızla eğitim vereceğiz. Evet. Ben de tamamlayayım. İstanbul Belediyesi'ni de aldığımızda ben de yapacağım. Ne var bunda? Demokratik özellik. Ya biri bir şey söylüyor. Biri kuyuya bir taş atıyor. Ondan sonra bir sürü harfiyat yap ki geri çıkaralım. Ne var bunda? Demokratik özellik ne? Şimdiki ne? Merkeziyetçilik değil mi bunun antitezi? Bunu da bir insan evladı icat etmiş. Bunu da bir insan evladı dile getirmiş. Kardeşim merkeziyetçilikten bir hayır gördünüz mü? Demokratik özellik dediğiniz yerinden yönetimdir. Her şeyinden arındırdığınız da budur. Bunu yapınca ya da bunu vaat edince niye kıyamet kopuyor? Bir sürü derdimizin dermanı burada saklı. İşte ben de söylüyorum. Selahattin Demirtaş'la Gülten Kışanağ'ın yanına kendi söylemimi koyuyorum. İstanbullu bunu bilerek versin. Ben İstanbul Belediyesi'nde demokratik özel bir yönetim inşa edeceğim. Hani bak bunu bilmiyorduk demeyin. Bunu yapacağım. Peki bu ne? Bu şu. İşte kentliği karar süreçlerine katma, kendisi hakkında kendisinin karar vermesini sağlama. Bunu yapacağız. Ders kitaplarını kendiniz mi basarsınız? Ders kitaplarını da kendim basarım. Hayır, siz bunu İstanbul'da yaparsanız mahsur yok da Diyarbakır'da olursa Türkiye bölünebilir. Şöyle yaparsınız. Bakın şimdi Ermeni yurttaşlarımız daha düne kadar milli eğitimin öngördüğü müfredatla ve bin bir türlü barajla ve kotayla. Yani ancak şu kadar Ermeni evladını bu dilde okutabilir diye yürüyordu. Belediye dediğin ne? Belediye insana hizmet etmeyecekse bu imar iskan belediyeciliğinin Allah belasını versin. Trafik sorununu çözeceğiz diye yaptıkları her şey trafiği karmaşıklaştırıyor. Barınma sorununu çözeceğiz diye insanların konut sorununu çözeceğiz diye yaptıkları şey insanları tabutluklara hapsediyor. Kendi habitatından çıkarıyor. Kent sürgünlerine dönüştürüyor. Peki bu belediye gençlikle ilgilenmeyecekse, bu belediye kadınla ilgilenmeyecekse, bu belediye
Alevilikle, Kürtlükle, Ermenilikle ilgilenmeyecekse, ya bu inşaat için bu kadar kaynağa ve bu kadar seçime gerek yok kardeşim. Bağlarsın Bayındırlık Bakanlığı'na, bu altında kalasıca inşaatlarınızı onlar yaparlar. Bu memleketin sakinliğe ihtiyacı var. Şantiyeye çevirdiniz, bunu da matah bir şeymiş gibi söylüyorsunuz. Yaptıkça yenilerine ihtiyaç duyan bir sarmala büründürüyorsunuz. Kent yaşamı böyle bir şey değildir. Kent hakkı dediğimiz kavrama biraz kafa yorun, hep birlikte biz de yoralım, beraber tartışalım. Demokratik özellik, Sulukule'de yerinden edilene diyorlar ki, aldılar ta Başakşehir'in arkasında, oradan sonra İstanbul yok. Aldılar oraya götürdüler. E kardeşim, bu 1000 yıldır kendi yoksulluğuyla, kendi varsılığıyla, kendi kültürüyle burada yaşıyordu. Siz Toki'ye de karşısınız değil mi? Toki'yi ilk fırsatta bu kentin gündeminden çıkaracak. Toki bizim belediyeyi aldığımız yerlerde burnunun ucunu bile gösteremez. Toki halkın konut duygularının istismarından başka bir şey değildir. Altı nüfusu 60 metrekare yerlere tepiştireceksin, birbirinden de izole edeceksin. Fethipi hapishane gibi bir mimarisi yok. Şu halkın, an ama belediyeleriniz de var değil mi? Halkın deprem, belediyelerle Toki'nin bir ilgisi yok. Halkın deprem korkusunu istismar edeceksin. Ondan sonra kendi habitatından koparıp şehrin en dış çeperine atacaksın. Burayı da zenginlere, onun o zamana kadar yaşadığı alanı da zenginlere peşkeş çekeceksin. Toki bir de ortaya çıkıyor ki yolsuzlukların menbaı. Bir başka yolsuzluktan neşet etti bu Toki. Nelerden biliyor musunuz? Kooperatif yolsuzluklarında. Eskiden kooperatifler kurulurdu. Fakir fukara müteahhidin insafına kalmamak için bir araya gelirdi. Sonra buraya dolandırıcılar, istismarcılar dadandılar. Şöyle bir söz yerleşti hafızamıza. Yoksullar kooperatife girer, zenginler ev sahibi olur. Dar dünya, iki tane kooperatife girdim, hiçbirini ödeyemedim. Yani hakkımız, verdiğim parayı zor aldım, çıktım. Bu duyguyu istismar ettiler. Kooperatifçiliği biz yapacağız dediler. Devlet. Olan biten bu. Ama ne yaptılar? Eldeki, bir de ucuz konut da yapmıyorlar. Yani kamunun arazisini bedelsiz ya da çok cüzi bir şeyle Toki'ye aktarıyor. Toki takaslar yapıyor kıymetli kamu arazileriyle. Ondan sonra orayı zengin müteahhitlerle kat karşılığı sözleşmelerle taşere ediyor, ihale ediyor. Böyle bir vurgun tarihte görülmemiştir. Kalktı Toki'ye bakan, bak konuşurum ha dedi. Ortalık birbirine girdi. Ne yaptıysak beraber yaptık dedi. Sonra adama türlü çeşitli cevrettiler geldi. Yazık, onu da şekilden şekile düşürdüler. Sayın Bayraktar döndü, özür dilerim efendim, dedi bilmem ne. Ama bakın, Toki bu memleketin başına gelmiş en büyük facialardan birisidir. Biz bunu... Peki siz belediye reisi olduğunuzda bu vatandaşın ev ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? Buradan öylesi öyle bir soru var. Evet. Ve de şu yani Diyarbakır, İstanbul'da demokratik özellik olur da Diyarbakır'da olunca bunu toplum sanki bir Türkiye'nin bölünmesi gibi anlıyor. Biz bunu nasıl toplum anlatacağız? Ya da sizlerin de üzerine düşen bir sorumluluk yok mu? Yani bundan eyvallah bölünme çıkmayacağına ilişkin. Tamam. Bu tarafa yönelik bu bölünme mesaj. Buradan bölünme çıkmaz. Halkın karar süreçlerine katıldığı, demokrasinin geldiği artık bugünkü kemalat, halkın karar süreçlerine katılmasının sadece demokrasiyi güçlendirdiği konusunda artık bunu kimse tartışmıyor bile. Tartışılır bir şey değil. Dünya bunu tartışmıyor. Dünya giderek yerinden yönetimin kerametini, faziletlerini, her gün bir yenisini keşfetmekle meşgul.
ne kadar gücü merkezde biriktirirseniz o kadar hırsızlığa, uğursuzluğa açık bir zemin yapmış olursunuz. Bu kadar basit. Halk bunu niye kendine layık görmüyor? Yani ben kendimi yönetemem diye endişe edebilir mi halk? Bu budur. Şimdi siz Türkiye gibi geniş bir coğrafyayı Ankara'dan idareye etmeye kalktığınız için bu memlekette kurumadık dere kalmadı. Eğer özerklik olsaydı, o belediyeler, özerk belediyeler olsaydı, orada özerk bir yöntem, yani kendi deresi, kendi havası, kendi suyu, kendi okulu, kendi hastanesi hakkında o bölgenin karar vermesinden niye korkuyoruz? Bölünürse bu, Urla'ya gelmeyin demekle bölünür. Urlalı'nın kendisi hakkında karar vermesiyle bölünmez. Urlalı kendisi hakkında karar vermeye kalksa diyecek ki burada da 100 tane Kürt ailemiz var. Bak bunu, bu çocuklar da kendi ana dilinde, bunlara da bir koca bulalım. Bunlar da onu görsünler. Urlalı kendisi hakkında karar verse, bak Diyarbakır'ı demiyorum yani. Urla'da ne olacaksa Diyarbakır'da da o olacak. Biz özerkliği Diyarbakır için istemiyoruz ki, bütün Türkiye için önerdiğimiz bir demokratikleşme programı. Orada nereye inşaat, nerede tarım yapılacağına Urlalı'nın karar vermesinin adı demokratik özerkliktir. Bununla niye Urla bölünsün, niye Diyarbakır bölünsün? Yani onun için biz eksik yapıyor muyuz? Biz bu duyguyu uyandırdık mı? Evet, biz bunu gözden geçirmeliyiz. Demek ki halen bu algı bu kadar güçlü bir şekilde zerk edilebiliyorsa, bu algı manipülasyonu bu kadar başarılıysa, demek ki bizim de daha yapacağımız çok şey var. Kendimize bir öz eleştiri olarak bunu ifade etmiş olur. Bu arada size bir soru var. Mustafa Sarıgül'den, Twitter'dan. Sırrı Süreyya Önder'e sormak istiyorum. Gezi Parkı'nda üzerine çıktığı dozer Şişli Belediyesi'nin miydi, Büyükşehir Belediyesi'nin miydi diye sormuş. Ha. İkisinin de değildi. Sayın Sarıgül, siz bugün üstelik yanlış ben Gezi'de olmamanın yarattığı bir endikasyon. Bugün bir konuşmanızda sevgili Sarıgül demişsiniz ki İstanbul Belediyesi'nin dozeri orada ne geziyordu? Orada olsaydınız onun kalyon inşaatın dozeri olduğunu da görürdünüz. İstanbul Belediyesi'nin değildi. İstanbul Belediyesi'nin orada neyi vardı onları da söyleyeyim de siz de siyaset yaparken boşluğa düşmeyin. Zabıtanın ve fen işlerinin kamyonları da orada harfiyat çektiler. Şişli Belediyesi'nin de o kepçe diye demedim ama siz bana bunu diyeceğinize, Şişli'yi bir gökdelen cehennemine nasıl çevirdiğinizin hesabını verin. O bir ağaçlık gölge kalmadı Şişli'de gezdiğiniz zaman. Siz bunun hesabını verin. Boş verin, ben o kepçenin bak gerçek sahibini de söyledim. Kalyon inşaat. Onun fedaileri de beni tartakladığı için ben o kepçenin önüne atıldım. Siz yoktunuz o zaman. Siz 7. günü bir bildiri yayınladınız. Bende var o bildiri. Sükunet tavsiye ediyordunuz taraflara. Onun için öyle benle konuşacağınız zaman meseleye hakim olun. Bu vesileyle de sizi davet ediyorum. Gelin Ankara günlüğüne ya da istediğiniz herhangi bir kanala, herhangi bir programa sevgili Mustafa Sarıgül. Tabii ki Ankara günlüğünde olsun isteriz. Tabii buradan da bahsettim. Gelin bu neoliberal yönetim anlayışı, efendime söyleyeyim, yerinden yönetim anlayışımızı bir karşılıklı masaya yatıralım. Siz benden daha deneyimli bir belediyecisiniz, yerel yöneticisiniz. Bunları konuşalım. Ondan sonra bana da şunu demeyin. Yani biraz heybenizdeki turpa bakın. Niye İstanbul Belediyesi'nin mi? Mübarek, senin kitlen gidiyorsun miting yapmaya daha bir hafta öncesine kadar. Kadir Topbaş'a bağırdıklarında sen dedin ki benim Kadir abime böyle demeyin. Bunu diyen ben değilim. Bunu diyen sensin. Benim Kadir Topbaş'a söylediklerimi
Atın önüne koysan at yemez, itin önüne koysan it yemez. Ama sen kitlene Kadir abime böyle bir şey demeyin diye iki elini de böyle diyordum. Bak böyle söylüyordum ben, görüntüleri var diyor. Gidip Kadir abini kulağının tozundan sen öptün, ben öpmedim. Yanında da Rahmi Koç vardı, benim yoktu. Benim yanımda mazlumlar var. Sen ondan sonra dedin ki, daha gazete arşivlerinde var sevgili Sarıgül, dedin ki bunlar bugüne kadar iyi şeyler yaptılar, biz daha iyisini yapacağız. Ben de diyorum ki AKP belediyelerinin bu halka yaptığı iyi hiçbir şey yoktur. Yaptıkları her şey daha büyük sorunları doğuracak işlerdir. Metroyu, altyapı çalışmalarını bu memlekette hangi belediye olsa o yapmak zorunda zaten. Bugüne kadar yapılmamış olması hepimizin eksiği. Niye bu kadar az yapmalarının hesabını sorabiliriz? Tayyip Bey'e dünya lideri dedin, Kadir Topbaş'a abim dedin, gazetecilerle görüştün Sarıgül. Ben bu Tayyip Bey'e ve Kadir abime hiçbir şey demeyeceğim dedin. Çarşaf çarşaf yazdılar, yalan söylüyorsunuz diyemedin. Bak, alnımız açık, yüzümüz ak bizim. Sonra bana Şişli Belediyesi'nin, aferin, tamam, Şişli Belediyesi'nin değil. Sen gel muhalefet etmek istiyorsan bir gece oturalım, böyle şeye de gerek yok. Televizyona önce ya da sonra çıkarız. Muhalefet hiç ömrünüzde yapmadığınız için hep böyle statükoya yaslanıp o abim, bu paşam, bu emmim, bu babam, yoksul halka, sen biraz sosyal demokrat görgün, terbiyen olsa bu yoksul halka 300 takım elbisem var deyip fotoğrafını bastırmaz. Siyaseti bilmiyorsan, o senin yaptığın tarz siyaset artık bu halkta tiksinti uyandırıyor. Ne demek 300 takım elbisem var, onu da ben nasıl bir araya getireceğimi bilmiyorum. Bir kombinci tutmuşum, sabah birini yiyorum, öğlenden sonra birini yiyorum. Bunları söyleme, ayıptır. Bu memlekette senin bir takım elbise paranla bir ayı geçiremeyen insanlar var. Şunları yapma. Bak, taşeronlaştırılmış işçi meselesine eğil. De ki ben taşeron çalıştıran hiçbir firmayı büyük şehire sokmayacağım. Bak biz bunu diyoruz. Sen de bunu söyle. Bizden iş alacak müteahhitlerin eğer firmasında sendikal örgütlenme yoksa biz bunlara iş vermeyeceğiz de. Bunları söyle. Biraz sosyal demokrat müktesebat edinmeye başla. Bunu sana Rahmi Koç öğretemez. Bunu sana Hüsamettin Özkan öğretemez. Bunu sana Kadir Topbaş abin öğretemez. Bunun için sadece hiç uzağa da gitme. İn senin temizlik emekçilerine sor. Onlar sana öğretebilirler. Onun için öyle kalkıp o kepçe nerenindi? Bu kepçe nerenindi? Kadir abime bunu söylemeyin diye 50 kere söyledim. Hükümete muhalefet nasıl edilir de istiyorsan bizim bu 2,5 yıllık muhalefet çizgimize bak. Şimdi çok kısıtlı bir süremiz kaldı. Son soruları alalım isterseniz özellikle. Kadir Topbaş da bir tweet atsın. O kadar laf da ona söyledim. Bir de ona bir muhafazakar belediyecilik nasıl olurmuş, İslami referanslarla hayata nasıl yaklaşılırmış, bu 8 müteahhit neymiş, biraz da onunla konuşalım. Vallahi bugün gündemi bombaladınız. Ondan sonra başka bir bombalama konusu daha. Ben gündemi bombalamıyorum. Olan biteni söylüyorum. Bir ticaretim yok. Üstüne kar koymuyorum yani. Olan biten neyse onları söyledim, değil mi? Urla'ya gelmeyin, ne işiniz var diyorlar. Ben uydurmadım. Ben bunun nelere yol açacağını söyledim. Yine yerel yönetim, barış süreci, bütün bunlar. Yine bu konuyla ilgili Abdullah Öcalan'ın 1999'daki görüntülerinin, dizili kamera kayıtlarının yayınlanması meselesi. Evet. Bu konuyla ilgili bir değerlendirmeniz nedir? Neden bu yayınlandı, 99'daki görüntüler ve bunun amacı nedir? Kürt halkı Sayın Öcalan'ın barış iradesinin etrafında kenetlendi. Bakın, AK Parti'ye oy veren, CHP'ye oy veren, bugüne kadar BDP'ye oy vermeyen Kürtler bu barış sürecinin mimarı olarak Sayın Öcalan'ın emeğini gördüler. Bu giderek, bakın, çok uzak değil.
bundan 1,5 yıl önce, hatta 1 yıl önce bebek katili, terörist diye anılan insandan bugün en muhafazakar kalemlerden bazı sosyal demokratlara varana değin barışın teminatı olarak bahsedilmeye başlandı. Bunun çözüm sürecini istemeyen herkesi telaşlandırdığı aşikar. Sayın Öcalan bunun montaj olduğunu, bağlamından koparıldığını ve orada üstelik devlet adına konuşulanların hiçbirinin yansıtılmadığını falan söyledi. Biz de bunu açıkladık. Daha fazla bir bilgi yok bende. Ama bu yönelim, yani yapanlara söylüyorum. Bu haliyle bile orada milli birliği, beraberliği, bütünlüğü savunuyor. Peki siz bundan niye niye rahatsız oluyorsunuz? Çok az söyleyeyim. Ben, çok kısa yanıt alayım o zaman. Ben şeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın zabıtları açıklandığında bir sıkıntı doğmuştu. O sıkıntıyı da gidermek size düşmüştü. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Fethullah Gülen'e selamı siz götürdünüz İmralı'dan. Ama sonradan bakıyoruz ki hala Abdullah Öcalan'ın da BDP'nin de sizinkini bilmiyorum belki paylaşırsınız. Cemaate bakışı yine yani paralel yapı şeklinde bakıyorlar. Siz öyle mi bakıyorsunuz? Çünkü o dönem biliyorsunuz bir laflar çıkmıştı cemaate yönelik Öcalan'ın bakışını gösteren. Siz de bunu gidermek için hatta yanılmıyorsam muhterem Fethullah Gülen'e değil mi öyle bir evet. ifadenizi hatırlıyorum. Evet. Selam götürmüştünüz. Evet. Nasıl bakıyorsunuz siz cemaate? Buna ek olarak o zaman sürede az kaldığı için Ahmet Türk'ün Fethullah Gülen'le 2013'te görüştüğü bu görüşmenin evet. sebebi nedir? Tabii nasıl değerlendirildi? Yani bütün bunlara sebep mi bulmak zorundayız? Diyor sebep anlamında ya, tabii, değil. Yani neden? Çok tartışıldığı tabii. için şimdi. Şimdi mesajını ben götürmedim. Mesajını ben Hürriyet'in Diyarbakır'daki yazı işleri toplantısında paylaştım. Olduğu gibi Sayın Öcalan'ın düşünceleriydi. Sayın Fethullah Gülen'in sulhta hayır vardır prensibi benim de benimsediğim bir prensiptir. Bu yayınlanan tutanakla da ilgili gerçekliğe tekabül etmeyen yerleri vardır mealinde tam cümle cümle hatırlamayabilirim. Bunu bu şekilde iletmemizi istedi ve kamusal alana da bunu duyurmamızı istedi Sayın Öcalan. Biz de öyle yaptık. Ben bu kadar kolayından değerlendirmeler hiç kimse için yapmadım. Sayın Gülen için de yapmam. İlkeler vardır. İlkelerimi ortaya korum. Bunlar üzerinden tartışmayı daha sağlıklı, daha aydınlatıcı ve daha geliştirici bulurum. Onun için bu paralel yapı bir sınıfsal analizle bakıyorum ben ve bir iktidar paylaşım savaşı olarak değerlendiriyorum bunu. Bunun ötesinde her zorlama aşınmaya, özür dilerim, her değerlendirme zamana karşı mukavim olmaz. Yani böyle yaparsam CHP'den farkım kalmaz. Bak dün küfür ediyorlardı. Dün en kaliz sözlerle tahfif ediyorlardı. Bugün ittifak yapıyorlar ve bunda da bir yapabilirler. Bir itirazım yok ama bir açıklama yapması gerekir. Yani dün biz yanlış düşünüyorduk ya da bugün yapıyoruz yani çünkü. Yani bir öz eleştiri vermesi. Bir öz eleştiriye de gerek yok. Bir açıklama yapıyoruz çünkü. Tamam mı? Şimdi bunu yapmadan bu halkın gözünden kaçmıyor böyle riyakar yaklaşımlar. Ve cemaatin tabanını ne kadar etkileyecek Allah bilir. İktidar partisi de aynı şeyi söylüyor da o yüzden soruyorum. Yani cemaatle CHP siz diyorum. Cemaatin çözüm sürecine karşı olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de Fethullah Gülen'in BBC'ye verdiği bir demeç de vardı bu konuda biliyorsunuz. Hem görüşmelere galiba destek veriyordu. Adadaki insan şeklinde. Ben bu aradaki görüşme trafiğinde tarafların birbirine çok saygılı bir dil kullandıklarına şahit oldum. Çözüm süreci KCK operasyonlarında emniyetin ve cemaate yakınlığıyla bilinen mensuplarının özel bir rolü olduğu çok açığa çıktı. Çok bilinen bir şey.
Bundan dolayı cemaatin sürece yaklaşırken, Kürt meselesini değerlendirirken, bundaki sorumluluğunu değerlendirmesi ve halka açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Onun yanında Anayasa Komisyonu'nda Yazarlar Vakfı'nın öne sürdüğü çözüme dair paketin çok ileri önermeler içerdiğini de biliyorum. Bütün bunların değerlendirmesini yapmak cemaate düşer. Bu gerçeklerin altını çizmek de bize. Zaman zaman STV'deki nefret söylemine varan diziler, bunu ben bizzat Samanyolu TV'de haber bültenine bağlandığımda o zeminlerde, o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bunları gözden geçirmeleri, değerlendirmeleri gerekir. Bunlar bir halkı incitiyor, bir halkı sıkıntıya sokuyor. Üstelik de bir başka yerde çok tehlikeli algılara yol açıyor. Bunları değerlendirmeleri gerekir. Herkes için. O anlamda zamana mukavim analizler yapmazsak CHP gibi bir gün oraya bir gün buraya savrulmuş oluruz. Bu yani Ahmet Türk meselesine Ahmet gelelim. Arkadaşlar bu çok enteresan bir şey. Ahmet Bey buraya gittiğinde zaten basına yansıdı. Bu randevu resmi bir randevuydu ama başka bir vesileyle Sayın Nazmi Gür'le beraber Amerika'ya gitmişlerdi. Gitmişken bu görüşme de gerçekleşti. Ve döndüğünde izlenimlerini, kanaatlerini paylaştı partimizle. O zaman gazetede de haber oldu diye düşünüyorum. Ama şimdi böyle bir yeniden güncelleme mantığını doğrusu çözemedim. Yani niye hayır, şimdi gazetede hiç haber olmamıştı galiba. Ben zannedersem çıktı, çok emin değilim ama. Bir reklam yani, o zaman konuşuldu. Süremizin sonuna geldik. Konuğumuz Sırrı Süreyya Önder'di. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür edeyim. Hepinize ayrı ayrı umarım amacını aşan laflar etmemişimdir. Gerçekten efkar ettiğimiz, bu üzerine titrediğimiz evlatlarımızın ve bütün ülkemizin bir bütün olarak geleceği, herkesin buna katkı sunmasını, bu dikkatle, bu rikkatle davranmasını rica ediyorum. Yani bunu talep ediyorum. Demokrasiden ve siyasetten kimseye zarar gelmez ama linç histerisi, şiddet yapan hiç kimseye hayır getirmez. Gelsinler insanlar bizi eleştirsinler, en ağır sözleri benim mitingime gelebilirler, bana gelsin böyle düşünüyorum desin. Başımızın gözümüzün üzerinde yeri var, belki bir ders çıkarırız, belki görmediğimiz bir yanını görürüz ama ana kuzuları bizle geziyor ve telaş ediyorum birinin burnu kanayacak diye ya da saldırganların burnu kanayacak diye. Onların canını da kendi canımız kadar aziz biliyoruz. Yapmasınlar böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar katıldığınız için iyi akşamlar dilerim bize. İyi akşamlar. Yeniden görüşmek üzere.